Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. 2014 yılında başlayan bir hastalık hikayem var. 2014 yılının Şubat ayı idi. Çok iyi hatırlıyorum. Genellikle tabii idareci olduğumuz için çalışırken malum masada oturuyoruz. İşte bilgisayarımız var, sürekli radyasyona maruz kalıyoruz. Bu nedenle de ister istemez gözde bir şey meydana geliyor, karıncalanma, yanma. Biz de bunu bir şekilde telafi ediyoruz. İşte bazen gözlük takıyoruz, bazen gözümüzü açıp kapatarak ıslatmak suretiyle kendimizce bir çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Yine o aylarda o tarz şeyler yaşadım. Bunun, bu sıkıntının veya bu durumun ben bilgisayardan kaynaklandığını düşünüyordum. Bir akşam misafirlikten dönerken araçta kullanıyordum. Yolda yolun çift olduğunu gördüm. Tabii yollar çift olabiliyor ama bizimkisi tek yol çift oldu. Birden tereddüte düştüm. Yani çift yolun hangisinden gideceğim? Sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim? Tabii gözümü kapatıyorum, açıyorum. Yol tek, birkaç saniye sonra yol tekrar çift. Gözümün birini kapatıyorum, bakıyorum tek. Öbürünü kapatıyorum tek. İkisini birden açtığım zaman çiftleşiyor bir müddet sonra. Dedim herhalde artık yaşlandık, gözlük takma zamanımız geldi diye düşündük. Hemen zaten cumartesi akşamıydı. Pazartesi gün göz doktoruna gittik. Muayene ettiler. Yani hem sevindirici hem üzücü bir haberdi. Sevindirici şuydu, görmeyle ilgili herhangi bir sıkıntım yoktu. Üzücü olan da görmeyle ilgili sıkıntı yoktu ama ortada bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntının giderilmesi gerekiyordu. Ben göz doktorundan hemen tabii bizim de hastanemiz olan, ailemizin hastanesi olan Avrasya'ya geldik. Burada yine bir muayenemiz olduk. Çetin Hoca'ya muayenemiz olduk, Çetin Evliyagil'e. Fiziki olarak muayenede herhangi bir sıkıntı yoktu. Ancak tabii ki MR çekilmesi gerekiyordu. MR çekildi ve çekilen MR'da sinüs boşluğu diye tabir edilen bölgede bir kitle olduğu saptandı. Tabii bu kitlenin de oturduğu alan sinirlerin ve atar damarın geçtiği bölge olduğu için görme duyusunu etkiliyormuş. Ve bunun sonucunda bize mutlu haber olarak operasyon olmamız gerektiği ifade edildi. Yani mutlu haber derken kuşkusuz operasyon olmak mutlu bir haber değil ama en azından vakanın çözümünün olması açısından bizim için mutlu bir haberdi. Ve nihayetinde 2014 yılı zannediyorum Mart ayıydı. Operasyonumuzu olduk. Sonra diğer tahlilleri falan da yaptırdık. İşte hematolojik ve onkolojik. Allah'a şükür kitle temiz çıktı. Ve bunun sonucunda da herhangi bir tedavi öngörülmedi. Ve bu şekilde konunun kapandığını düşünüyorduk. Ta ki 2015 yılı Ağustos ayına kadar. İşte Ağustos ayıydı. Değişik belirtiler ortaya çıktı. Şöyle ki, daha önceki görme bozukluğu şeklinde çıkan belirti bu kez yoktu. Onun yerine baş ağrısı, ense kökünden başlayan baş ağrısı ve mide bulantısı şeklinde oldu. Böyle geldiği için tabii bizim aklımıza yine aynı hastalığın yükselttiği şeklinde bir şey gelmedi. Tam tersine herhalde dedik yani dönemsel olarak yaşlılıktan da kaynaklanan bir sıkıntı diye düşünmüştüm. En son Eylül ayının işte Kurban Bayramı için Kuşadası'na gitmiştik. Oradan dönüşte bir hayli oradayken de
zorlandım. Yine işte İstanbul'a döndük. Bir sabah, pazartesi sabahtı, cumartesi döndük. Pazartesi sabahtı kızımı tramvaya bırakmak için yola çıktım. Bu kez görme bozukluğu da ortaya çıkınca, yani hem mide bulantısı, baş ağrısı ve görme bozukluğu, ben dedim tamam, yine biz aynı hastalığa yakalandık. Ve kendimi Avrasya'ya zor attım. Geldim, yine Çetin Hoca'yla görüştük. Yine MR ve yine kitle. Ve bu kez kitle geçen seneye nazaran 10 katı daha büyük gündeydi. Her tarafı sarmış durumdaydı. Yine Allah'tan, yani bizim için sevindirici olan, geçen seneden olan tecrübemiz. Ve o tecrübe ışığında operasyon geçirdik. Ancak bu kez iki tane operasyon geçirmek durumunda kaldım, kitlenin büyüklüğü sebebiyle. Ve geçen sene önerilmeyen ışın tedavisi gündeme geldi. Yani her ne kadar kitle aynı kitle, kitle temiz, herhangi bir kanser belirtisi yok. Ancak kitlenin bir kez daha çoğalmaması açısından ışın tedavisi önerildi. Tabii ışın tedavisinde yine kendi hastanemiz olan Avrasya'da Züleyha Hocam'ın başkanlığında bir ekiple birlikte aldık. 23 seansa girdim. Onun sonucunda tabii ben bilim adamı olmadığım için şeyini bilemiyorum ama onun sonucunda tedavimin olduğunu ümit ediyoruz. Tabii bu değişik periyotlarda MR çekimiyle kitle yine takip edilecektir ama inşallah geçmiştir diye biz şey yapıyoruz, ümit ediyoruz. Tabii bu yaşanan süreç zor bir süreçti aslında bakıldığı zaman. Ama şunu söyleyebilirim. Öncelikle Yüce Allah'ımıza hamd ediyoruz. Yani hem derdini verdi ama dermanını da verdi. Onu da ifade etmek lazım. Diğer taraftan ülkemiz için de seviniyoruz. Yani aslında bu tarz operasyonlar artık ülkemizde kolaylıkla yapılabilen, çözümü olabilen operasyonlar ve bunu yapacak ekiplerimiz var. Artı yani bu ekipler hem özel sektörde, yani özel hastaneler, hem de devlette var. Yani o açıdan da sevindirici bir şey. Artı Avrasya bizim bir anlamda ailemizin hastanesi durumuna geldi. Gerçekten buraya geldiğiniz zaman hangi bölümüne gidersek gidelim, kapıdan itibaren güzel bir yüzle karşılanıyorsunuz. Gittiğiniz bütün bölümlerde, ben de değişik hastalıklar sebebiyle aşağı yukarı uğramadığım bölümde kalmadı bir nevi. Bu nedenle her bölümde de aynı ilgiyi, sevgiyi görüyoruz. Bu sadece doktorlarımızla değil, diğer çalışan personelimizle de bu şeyi, sevgiyi hissediyorsunuz. Bu açıdan ben Hüseyin Hocam ve bütün ekibini de hem tebrik ediyorum hem de kendilerine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz insanlar hastanelere hasta oldukları için giderler. Hasta olmak demek zaten moral olarak yarı yarıya çökmüş olmak demektir. Ancak bu güler yüzle karşılaştığınız zaman bu moraliniz tekrar yerine geliyor. Ve en azından hastalığınızın ortadan kalkmasına veya çözülmesine katkısı olur diye düşünüyorum. Benim şimdilik şeyime yönelik, hastalık sürecime yönelik düşüncelerim veya ifade etmem gereken konular bunlar diye düşünüyorum. Sayın Valimiz Mustafa Ayhan Bey, Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümüne 2 ay önce başvurdu. Beyin cerrahisinde gerektiği operasyonları geçirdikten sonra patoloji raporuna göre ve radyolojik görüntülemelerine göre hastamıza ışın tedavisi alınması gerekmekteydi. Onkoloji bölümünde triloji cihazıyla Mustafa Bey'e 23 seans ışın tedavisi uyguladık. Işın tedavisi öncesinde bulunan klinik problemleri tedavi sonrasında
bir miktar yerine geldi ve bundan sonra kontrol olarak çekebileceğimiz beyin MR'ları, beyin cerrahisinin yapacağı fizik muayenelerle kontrollerimiz devam edecek ve sağlığına gitgide yavaş yavaş kavuşacak. Zaten tedavi sonrası çok büyük bir kısmını hallettik. Bundan sonraki kontrollerinde de tamamlayacağız diye düşünüyorum. Erken teşhis hayat kurtarır. Ne kadar erken dönemde hastalığımızı tespit edersek o kadar çabuk tedavi olur. O kadar yüz güldürücü başarılar elde etmiş oluruz hastalarımızda. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.